İzleyin. Gelin de izleyin. Ne oldu abi? Tanır mısın yoksa bu adamı? O aradığımız adamdır. Ne duruyoruz abi? Hadi gidip kurtaralım. Ey ahali! Malıma kasteden bu hırsızı ibreti alem olsun diye direğe asıyorum. Bilinsin ki kimse tüccar Tristan'ın malını çalamaz. Şimdi keyifle ölümünü izleyeceğim. İtirazı olan var mı? İtirazı olan var mı? Onu konuşturamayacaklarını anladıklarından yem olarak kullanırlar. İsterler ki onun dili ben olayım. Ya ne diyeceğiz abi? Gece müminler için örtüdür. Onu bu gece kurtaracağız. Asın bunu, cezasını verin. Ertuğrul ikimize de ayak bağı olacak gibi görünür Ural. Ya
Gerçi senin ayağın az kalsın gidecekmiş. Ayağıma bağ olan toprağa tamah eder Simon Efendi. Bunun aksi ne görülmüş ne de işitilmiştir. O halde bunu ispat etmenin vakti gelmiştir. Adem'le Havva'dan bu yana elma kadar tatlı bir zehir bilinmediğini söylerdi hep babam. Toprağı bol olsun. Buna hep inandım. Ta ki Karadul'un gölgesini bulana kadar. Karadul'un gölgesi beyliğimizi kutlu kılsın. Gayrı yolumuza çıkan engelleri bir bir ortadan kaldırıp ortaklığımızı taçlandıralım. Bu gece bu engellerin ilki olan Toktamış'ın hazin ve temiz ölümü bize bu yolu açacaktır. Venedikli tacirler iki güne kalmaz burada olurlar. Mallar hazır mı? Hazırdır, hazır. Sen Venediklilerin keseleri hazır mı? Onu de. Bunca işi neden babandan gizli yapıyorsun anlamıyorum. Gizli olmasaydı heyecanı kalır mıydı? Ayrıca her şeyi de merak etme Simon Efendi. Beyim, Doğan ne vakit gelecek? Vazifesi bittiği vakit Turgut. Hacı Turyan. Buyur beyim. Seni azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin. Sana borcum vardır beyim. Borcumu ödemeden gitmek bana zul gelir. Hoş. Ne gidecek yerim vardır ne de halim. Beyim, müsaaden olursa seninle obaya gelip sana hizmet etmek isterim. Hem ben hala senin köleniyim. Kim bilir, belki bu ihtiyar minnetini gösterecek bir yol bulur he. Senin sadakatin de, hayır duan da bana yeter Çaturyan. Bundan gayrı dilediğin kadar misafirimsin. İstediğin kadar obamda kalabilirsin. Tanrı seninle olsun beyim. Kızım, çok yorgunsun. Dinlen biraz. Gözüme uyku girmez ki ana. Ertuğrul Bey'imin bizi bu beladan çekip çıkaracağını bilirim. Lakin oba çok kolay pes ettiler. Olur da soluğu kesilip gitmek isteyen olursa halimiz nice olur. Destur var mıdır Halime Sultan?
Gel bant çiçek. Beni emretmişsin. Buyur. Sen bize Doğan Alp'in emanetisin. Lakin Doğan Alp bugün ettiğin sözleri işiteydi, gereğini kendi yapardı. Ben ettiğim sözlerin arkasındayım. İki yaz geçti Halime Sultan. Ertuğrul Bey'im onu vazifeyle göndereli beri iki koca yaz. Ne bir ses, ne de bir haber. Doğan'ım dönmeyecek. Bilirim ben. Banu Çiçek. Ertuğrul Bey'in verdiği vazife bittiğinde Doğan Alp obasına dönecektir. O zaman ettiğim bu densiz sözlerden utanacak mısın acaba? Ertuğrul Bey'im ağzını açıp da tek bir kelam etmez ki Hayme Hanım. Etmez. Çünkü bilirim ki dönüşü olmayan bir yola göndermiştir yiğidim. Yeter! İçindeki vesveselerle obayı zehirlemene izin vermem Banu Çiçek. Eğer bu vesveselerin bitmezse senin cezanı kendi elimle veririm bilesin. Başka bir diyeceğin var mıdır Halime Sultan? Yok. Gidebilirsin. Kızım. Ne zamandır işlerimiz rast gitmez. Bu musibetler selametin habercisi. İnşallah ana. Okuna kadar gerersen o kadar uzağa gider. Bundan sebeptir ki dik durasım. Gayrı sen obanın hatunu, Ertuğrul'un vekilisin. Sen bu obadaki bütün çocuklarımın anasısın. Thank you.
Hoş geldin beyim. Nedir beyim? Beyim, kuş beslemiyorum. Ertuğrul Bey. Günlerce dağda, ormanda av yapıp durduk. Evimizi dağlar bildik. Avlarımızın postlarıyla bize bulabildiğim buğday bu mu? Devamı gelecek Karabey. Merak etmeyiz. Hele bir soluklanalım, konuşuruz, sabredin. Daha ne kadar sabredeceğiz beyim? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Beni bağışlayın! Buyurun, kaçırın. İçimizden değil, kaçırın. Ertuğrul Bey'iniz buğday alacağı altınla köle pazarından beni satın almış, canımı kurtarmıştır. Lakin ben bu elin altında kalmam. Ertuğrul Bey'im. Çok müşkül duruma düştüm. Keşke beni orada bıraksaydın da öldürseydi. Çatırlar. Duyduklarımız doğru mu Ertuğrul Bey? Bu kefere için rızkımızı, babamızın rızkını mı verdin? Artık tahammülümüz kalmamıştır. Gaza için, fethi için düştüğümüz yollarda halimiz nice olmuştur. Lakin sen hala sabır dersin. Ağzından da başka laf işitmez olduk. Artık ne edeceğimizi bilmek isteriz. Tez bu gece toy isteriz Ertuğrul Bey. Siz ne vakittir rızık peşine düşer oldunuz? Rızkı veren hüda değil midir? Haçaturyan Tanrı misafiridir. Tanrı misafiri 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'u kalır. Ne vakittir Yaradan'ın Rezzak ismini unutur oldunuz siz ha? Şimdi toy vakti değildir. Herkes üzerine düşeni yapsın. Kimsenin obada ikilik çıkarmasına, insanları telaşlandırmasına müsaade etmem. Dikensiz gül bahçesinde yaşıyorduk da buraya gelince bu hallere düştük. Şimdi toy vakti değildir. Diyecek başka sözüm yoktur. Gündüzüm. Baba. Ne? Oğlum. Gündüzüm. Soyumun devamı. Oğul. Beylerin toy isteğini reddetmek de ne ola? Sen neler edersin? Ana. Gündüzüm. Kuzum hadi sen geç içeride oyna. Ne
Ben toy yapılmasına değil. Beylerin en küçük sıkıntılar karşısında sürekli toy isteyip insanları telaşlandırmasına izin vermedim. Lakin bunu toyda kendin söyleyebilirsin. Bir beye böylesi yakışır. Hayma Hatun. Bu obanın beyi benim. Toyun ne vakit yapılacağına ben karar veririm. Ertuğrul Bey'im, sen neler dersin? Töremizde var mıdır bu? Emirlerim ne vakittir sorgulanır oldu Halime Sultan. Beyin sözün üstüne söz söylemek var mıdır töremizde? Bu obanın beyi bensem, kararları ben veririm. Verdiğim kararları sorgulamanın yeri ne burasıdır, ne de sizin vazifeniz. Vakti geldiğinde toyu toplar, beyleri dinlerim. Kralların kralı, tek olandan tek olan, aracı olmaksızın babadan çıkmış söz. Bağışçı olarak yanılmadan gönderdin güçte eşit ruhunu elçilerine. İlahi söylerken onlar, yücelik ey Rab, senin kudretinedir. Bana güç ver ey yüce Rab. İntikamımla düşmanlarım cehennemi dünyada yaşasın. Toktamış Bey, akşam soframı onurlandırasın. Venediklere satacağımız kilimleri konuşuruz. Kış için yapacağımız çok işimiz vardır. Nasıl istersen beyim, buyruk senindir. Çoban aç, akşam yemeğe misafirimiz vardır. Ona göre hazırlık edesin, noksan bir şey olmaz. Emredersin beyim. Halbuki
Sen hazırlıklara başla. Emredersin Çalfanat. Beyim. Ne oldu bacağına? Babam her şeyi öğrenmiş. Ural, bırak ben sarayım yarın. Bundan gayrı hiç kimseye huzur yok. Benim rahat etmediğim yerde herkese haram edeceğim saadeti. Evvela öfkeni dizginle. Bilirsin, gerginip tez kopar. Herkesin nazarı sendeyken sel gibi değil. Durgun akan su gibi olmalısın. Vakti geldiğinde sel olursun. Babamın bu meseleyi öğrenmesi hiç iyi olmadı çoban. Hiç iyi olmadı. Babam bunu kimden öğrenmiş olabilir? Bu iş... Toktamış'ın başının altından çıktı. Gayrı vadesi doldu. Bu gece Toktamış'ı yemekte, toprağın ellerine yolcu edeceğiz. Aliyar gelmeden onu uğurlamamız gerekiyor. Yoksa her şey bizim için daha kötü olabilir. Şöyle. Ağır ama azgın akan bir nehir gibi olsun öfke. Bu uğursuz topraklara nizam getirecek Ural'ımın beyliğinin önünde kim varsa öfkende boğulsun. Gayrı gün bizim günümüzdür. Toktamış bu gece babamın sofrasında son kez yemek yiyecek. Toktamış efendi. Köpeksiz ovada değneksiz gezersin ha? Kendi düşen ağlamaz. Bulgur aşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir aşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşır yeter. Emredersiniz Çolpan Hatun. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Obamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey.
Elimizde kaç kilim kaldı? Burak. Venediklere yetecek kadar vardır beyim. Rengi tutmayan, dokuması kötü olan var mı çolpan? Yoktur beyim. Ya sende var mı aslan? Birkaçını beğenmedim baba. Kadınlar gece çalışıp yarına yetiştirecekler. Çok iyi etmişsin kızım. Çavdarların noksan mal teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Afiyet olsun Toktamış Bey'im. Bu sefer düşman topyekün saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim. Obada kazan kaynamak üzere. Ahalinin dayanacak takati kalmadı. Nankörlüğün de gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok. Aç kalınca böğürtüler başlıyor. Vah ki ne vah. Kaç senedir iyi bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret ahaliye umut olacaktır beyim. Venediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, Dündar, biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. Toy yapmadık diye gönül koymasınlar. İyi düşünmüşsün artık bey. Hepsini şevke getiresin. Eyvallah beyim. Beyim. Ya sultanın yiğidi ölürse, ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek? Onu o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. O kocaman pazardan Sultan Alaaddin casusunu çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar, avlarını pusuya nasıl çekerler bilir misin Dündar'ım? O vakit beni iyi dinleyin. İlk olarak yapacağımız şey... Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeye yem yaptım. Tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak Filip. Ona tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutmayın. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ile geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun.
Ertuğrul Bey'in bir destur var mıdır? Buyur Halime. Beyim, müsaaden olursa diyeceklerim var. Buyur Halime, seni dinlerim. Beyim, senden af dilerim. Hoşuna gitmeyecek sözler ettim. Oba hatunların ettiği sözlere kızarken ben gaflete düştüm. Onlar gibi davrandım. Kusuruma bakmayasın. Bu topraklar ateşle çevrildir Halime. Lakin biz İbrahim gibi Allah'a sığınırsak o ateş bize gül bahçesi gibi görünecektir. Bize, hepimize düşen Allah'a tevekkül etmektir. Allah var, gam yok. Allah var, gam yok Halime. Zor vakitlerdeyiz. Senin de yükün ağırdır bilirim. Bu yük söyletmiştir sana bu sözleri bilirim. Gece Alplerle birlikte ava gideceğiz. Allah'ın da yardımıyla bereketli bir av olacak inşallah. İnşallah beyim. Okunuz şaşmasın, avınız kaçmasın. Bereketinize daim olsun. Amin. Biz merak etmeyiz. Sonunda kurtulduk ya. Korkulur bizden vallahi. Bakalım onlar karşımıza hangi kılıkta çıkacak. Ya kardeş, hiç kimse asil bir kurt gibi olamaz kardeş. Ya çok yakıştı vallahi. İyi de ne giyse yakışır Bansu Beyrek. He vallahi kardeş, doğru söylersin. Avratsız yiğit mi olurmuş Bansu Beyrek? Günkut kardeş. Günkut kardeş. Kardeş seni kardeş. Seni tüysüz bırakırım kardeş. Tüysüz bırakırım kardeş. Turgut Altbaşım, bu atlarda terbiye kalmamıştır. Bunlar büyükleriyle nasıl konuşacağını bilmezler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur beyim, postun hazırdır. Thank you.
toplar puslu havayı severmiş. Haydi yiğitlerim. Sefer bizim, zafer Allah'ın.